ve Molası'ndan merhaba sayın seyirciler. Ekonomi gündeminden öne çıkan gelişmeleri paylaşacağız. Ben Beyza Hakan. Şu saat itibariyle piyasalarda durum ne? Önce rakamları görelim, hemen ardından haberlere bakalım. Evet, piyasalara bakıyoruz. BIST 100 endeksini görelim. Önce 110.377 puandan işlem görüyor. Dolar ve avroya baktığımızda dolar 3.87, avroda 4.59 seviyelerinde şu saat itibariyle. Altına bakıyoruz. Altının gramı 160 lira 31 kuruş ve çeyrek altına baktığımızda da 262 lira 75 kuruştan satıldığını görüyoruz. Ve petrol, Brent petrol 61 dolar 66 sent. Faizlere bakalım. Tahvil %13.77 ve repoya bakıyoruz %11.78. Evet, şu saat itibariyle piyasalarda durum böyle. Peki ekonomiden öne çıkan gelişmeler neler? Haber turumuza bakalım şimdi, sonra detaylarla devam edeceğiz. Ekonomi üzerinden yürütülen algı operasyonlarına dikkat çeken Başbakan Binali Yıldırım, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının 2018 yılı için Türkiye'de kaos senaryosunu devreye sokmaya çalıştıklarını belirtti. İhtiyaç duyulan tedbirleri aldıklarını söyledi. TÜİK Ağustos dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik Ağustos ayında geriledi ve %10,6 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 1,3 puanlık artışla %48 oldu. Eylül ayına ilişkin sanayi ciro endeksi açıklandı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi Eylül'de bir önceki ay oranla %2,8 arttı. Özel sektörün kur riskine yeni sigorta geliyor. Merkez Bankası şirketlerin dalgalanan döviz kurundan zarar görmemeleri için Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başlayacak. Böylece reel sektörün riski azaltılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bu yıl afetlerden etkilenen tüm çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesine yönelik kararnamenin Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını söyledi. Hortum ve dolu afetinden etkilenen Antalyalı çiftçilerin de kararnameden faydalanacağını belirtti. Savunma teknolojilerindeki yükselişini borsaya da taşıyan Aselsan, BIST 100'ün en değerlisi oldu. Bankaları geride bırakan şirket, piyasa değerine göre de en büyük halka açık şirket unvanını kazandı. Otomatik bireysel emeklilik sisteminde yeniden bir düzenlemenin gündemde olduğunu belirten Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, yeni çalışmayla birlikte kısa sürede daha fazla katılımcı rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıntılarla devam edelim. TÜİK Ağustos dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik Ağustos ayında geriledi ve %10.6 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 1.3 puanlık artışla %48 oldu. İstihdam seferberliği sürüyor. İşsizlik oranı düşüyor. Ağustos döneminde %11 düzeyinde gelmesi beklenen işsizlik rakamı beklentilerin altında gerçekleşti ve %10,6 olarak kayıtlara geçti. İşsizlik geçen yılın aynı dönemine oranla 0,7 puan, bir önceki aya göre de 0,1 puan azalış gösterdi. İşsiz sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azaldı ve 3 milyon 404 bin kişi oldu. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla %12,8, genç nüfusta işsizlik oranı ise %20,6 olarak kayıtlara geçti. İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 355 bin kişi artarak 28 milyon 828 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 1,3 puanlık artışla %48 oldu. Tarım sektöründe çalışan sayısı 193 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 163 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %20,7'si tarım, %18,9'u sanayi, %7,9'u inşaat, %52,6'sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. İş gücüne katılma oranı ise 1,1 puan artarak %53,7 olarak gerçekleşti. Erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puanlık artışla %73,5, kadınlarda ise bu rakam 1,2 puanlık artışla %34,3 oldu.
Sayın seyirciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm istatistiklerini açıkladı. Rapora göre İstanbul'a adeta turist akını yaşandı. Kente yılın ilk 10 ayında 9 milyondan fazla turist geldi. Geçen yılın aynı döneminde 7.866.443 olan yabancı ziyaretçiyle karşılaştırıldığında İstanbul'a gelen turist sayısında %16 artış gerçekleşti. İstanbul'u sadece Ekim ayında 1.122.266 yabancı ziyaret ederken geçen yılın aynı dönemine göre de %42'lik artış yaşandı. Raporda 2017 Ocak-Ekim döneminde İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 2016'daki rakamları aştı. 2015'in aynı dönemindeki 10.774.000 ziyaretçi rakamına çok yaklaştı. Bu yılın 10 ayında gelen yabancı konukların milliyetlere göre dağılımlarına bakıldığında İstanbul'u en fazla Almanların ziyaret ettiği görüldü. Almanları sırasıyla İranlılar, Suudi Arabistanlılar, Iraklılar ve Ruslar takip etti. Sayın seyirciler, Türkiye'de her geçen gün yeni yatırımların hayata geçirildiği gayrimenkul sektörünü konuşacağız bugün. Stüdyo konuğumuz Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İnanç Kabadayı. Sayın Kabadayı, hoş geldiniz kahve molasına. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Şimdi genel olarak şöyle bir fotoğrafı geniş açıdan görelim istiyorum öncelikle. Gayrimenkul sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz bugüne dair ve sektör istenilen noktada mı? Öyle bir genel bir bak değerlendirelim, sonra devam edelim. Tabii gayrimenkul sektörü bildiğiniz gibi geçmiş işte 14 yıldan devam eden istikrarla beraber gerçekten her geçen gün Türkiye'nin ekonomisindeki büyümedeki başı çeken aktörlerden birisi oldu. Başı çeken sektörlerden birisi oldu. Bir taraftan demin haberlerde de belirtildiği gibi istihdam yoğun bir sektör. Bu sebepten dolayı istihdama çok olumlu katkısı var. İstihdam rakamları da her geçen gün artıyor. Bu yıl başında Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla beraber bir istihdam seferberliği başlamıştı. Bu noktada gayrimenkul sektörü oyuncuları da meslektaşlarımız da bizler de bu çağrıyla beraber yatırımlarımızı arttırdık, hızlandırdık. Türkiye'nin de geçmiş 5 yılına baktığımızda büyüme rakamlarıyla inşaat sektörü büyüme rakamı baktığımızda Türkiye sektörü büyüdükçe gayrimenkul sektörü de çok hızlı bir şekilde büyüdü ve Türkiye'nin büyüme rakamlarını işte dünyada sıralamalarda işte 2. 3. sıralara kadar yukarılara kadar çıkmasını sağlayan en önemli sektörlerden birisi. Önümüzdeki dönemlerle ilgili bu yıl içinde aynı şekilde bir geçerli. Türkiye gerçekten herhalde 3. çeyrekte de herhalde dünyadaki sayılı 1 ya da 2. en büyük ekonomiden biri olacak yine büyümede. Bu yılki dünyadaki bu kadar işte bölgesel jeopolitik risklere rağmen işte bu kadar problemlere rağmen bölge çevre ülkelerdeki buna rağmen Türkiye hani büyümesini sürdürüyor. Bu noktada da gayrimenkul sektörü önemli bir sorumluluk alıyor. Yılın başından beri işte hükümetimizin vermiş olduğu teşviklerin de bunda önemli katkısı var. İşte KDV teşviği, tapu alım satım araçlarındaki teşvikler vesaire. Bu teşviklerle beraber sadece inşaat sektörüne de verilmedi. İşte beyaz eşya vesaire gibi farklı sektörlere de verildi. İnşaat sektörü de aslında bu teşvikleri de çok doğru değerlendirdi ve bu teşviklerle beraber hani sektör için ve Türkiye ekonomisinin yani büyük ihtimalle yani Türkiye ekonomisinin büyümesine yakın bir büyüme inşaat sektörü de rahatlıkla yakalayacaktır. Önümüzdeki yıllar içinde aynı şekilde inşaat sektörü, yani Türkiye'nin zaten kentsel dönüşüm bir konusu olduğu sürece zaten en önemli gündem başlıklarından, en güncel sektörlerinden birisi olacaktır. 2018 için de olumlu öngörünüz var anladığımız kadarıyla. Tabii önümüzdeki yıl için tabii ki olumlu öngörümüz var. Biz kendimiz firma olarak da hem bu yıl başladığımız yatırımlarımız var. Önümüzdeki yıl planladığımız başlayacağımız yatırımlarımız var. Biz zaten firma yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hani hem istihdama hem büyümeye katkı sağlayacak, katma değer sağlayacak projeye geliştirmeye çalışıyoruz. Konunun uzmanı olarak sizin projelerinize de geleceğiz ama önce şunu merak ediyoruz. Hangi tip konutlar tercih ediliyor? Şimdi profili, bugünün profili nasıl? Evet. Bir değişiklik var mı geçtiğimiz yıllara göre? Tabii biliyorsunuz 1 Ekim itibariyle artık zaten yani konutlarda stüdyo daire tanımı denen işte odası sadece bir işte salon ve işte mutfağı, banyosu, her tabi bir alanda olan daire tipi zaten bitti. Bundan dolayı o daire tipi zaten artık gündemden kalkmış durumda. Ağırlıklı olarak son dönemlerde bizim yani şöyle söyleyebilirim son 3-4 aylık trende baktığımızda büyük metrekareli dairelere de talep yoğun bir şekilde artmaya başladı. İşte biliyorsunuz inşaatlar başladığında ilk planda lansmanla beraber işte yatırımcı kitle daha fazla yoğunluk olurdu. Teslime doğru da oturumcu yatırımcı kitlesi daha fazla, oturumcu kitle daha fazla olurdu. Şu an bakıyoruz aslında bu oturumcu kitlede çok
yoğun bir şekilde lansmandan da almaya başladı. Çünkü lansmanda bir fiyat avantajı var. Hı. Diğer taraftan işte dövizde vesaire bu volatilite var çok yoğun bir şekilde. Bunlar tabii yatırımcı için ciddi de fırsatlar barındırıyor kendi içinde. Hani bugün baktığımızda talep noktasında, hani konutta talep noktasında bir problem yok. İşte bu yılda nasip olursa yine geçtiğimizde o göre her yıl artarak gidiyor birinci el ve ikinci eldeki konut satışları. Bu yılda yine üzerine ekleyerek, üzerine katlayarak gidecek diye gözüküyor bu yılda zaten. 1,5 milyon TL'lere kadar yaklaşması, hı hı, düşünülüyor. Belki öyle de rakamlar da konuşuluyor. Bir de tabii tapu alım satım harcında da bir fırsat vardı biliyorsunuz. O da 30 Eylül'de bitti. Bunlar tabii hep bunu destekleyen, bu teşviklerin aslında ekonomiye ve tüketiciye olumlu yansımaların neticesinde olan adımlar. Tüketici eğilimlerine de gelirsek, demin de bahsettiğim gibi büyük metrekareli dairelere işte 3+1, 4+1'e daha yoğun satmaya başladık. Eskiden işte daha ilk başta lansman dönemlerinde daha küçük metrekare 1+1, 2+1 daireler yoğun satılırdı. Şimdi lansmanda da 3+1, 4+1 farklı metrekare dairelere ilgi arttı. Şehir merkezlerine çok ilgi var. Hani şehrin merkezi ulaşım arterlerine yakınlık olan projelerde, işte sosyal donatılı avantajı olan projelerde. Oturumcu potansiyelinin artmasıyla orantılı bir tablo. Tabii zaten normal bir şey. Tabii. Oturumcu nihayetinde bakacağı işte ulaşım imkanları, hı, şehir merkezine yakınlık, işte eğitim alanları, işte alışveriş alanlarına yakınlık, işte sosyal, kültürel alanlara yakınlık gibi değerleri, yani kriterler üzerine karar veriyorlar. Bu da tabii şehir merkezlerindeki zaten arzın dar olduğu bölgelerde hani burada yoğun bir talep oluşturuyor. Hani buradaki tek konu şu, işte nihayetinde biz de firma olarak kampanyalar yapıyoruz. İşte aslında talep noktasında biz işte bu yılbaşından beri projelerimizdeki işte web form, telefon, satış ofisi ziyaretiyle beraber talep noktasına baktığımızda geçtiğimiz 5 yılki rakamlarla karşılaştığımızda talep noktasında hiçbir eksilim yok. Tam tersine artma var. Zaten Türkiye'nin birçok dinamikleri var. İşte artan nüfusu, şehirleşme oranı, işte evlenmeler, boşanmalar, işte bazen işte evlilik yaşının biraz daha geç olmasıyla beraber tek, hı-hı, yaşam vesaire gibi farklı şeyden dolayı her geçen gün zaten konuta talep artıyor. Daha da artacak ki yabancı etkisini hiç saymamamız. Yani o da zaten daha çok başlangıçta yabancı yatırımcı etkisi. O da bir etkenlerden birisi. Hani bunların hepsi zaten daha çok uzun yıllar Türkiye'de konuta yatırımın çok sürdürülebilir bir şekilde artacağını ve uzun yıllar bu talebin devam edeceğini öngörüyor. Yaklaşık işte 600 bin civarında yeni konuta zaten her yıl Türkiye'de ihtiyaç var. Bunun da yaklaşık %20'si de İstanbul gibi metropol, hı hı, büyükşehirde, İstanbul şehrinde üretiliyor zaten. Buna burada ihtiyaç oluyor. Bu sebepten dolayı daha hani tüketici eğilimlerinde hani bu doğrultuda konuta talep daha çok uzun yıllar devam edecektir. Şimdi markalı konut üreten firmalar İstanbul dışında da yatırım yapmaya başladılar. İşte İzmir, Bursa gibi, Ankara, Denizli, Gaziantep gibi. Sizin hem projelerinizden bahsetmenizi rica edelim o halde. Oraya geldik. Yeni yatırım planlarınızdan keza. Ve siz de bu yönde, yani İstanbul dışında yatırım yapmayı planlıyor musunuz? Bizim şu an hala hazırda başladığımız ve başlayacağımız 8 tane projemiz, hı-hı, var. Yani bizim bir aslında İstanbul, bu 8 projenin tamamı da İstanbul'da. İstanbul'da bir altın üçgen diye tanımladığımız bir alan var. İşte Kartal, Kağıthane, Basın Ekspres diye. Burada hakikaten arazinin, arzın kısıtlı olduğu, talebin çok yoğun olduğu bir bölge ve her zaman prim potansiyeli yüksek, hızlı prim yapan bir bölge burası. Bizim projelerimiz burada. Şu an işte Kağıthane bölgesinde, Fatih'te, Çekmeköy'de, Ataşehir'de, Üsküdar'da, işte Sarıyer'de projelerimiz var. Geliştirdiğimiz veya geliştirmekte olduğumuz devam eden projelerimiz var. Bu bölge projelerimizde bir taraftan inşaat devam edenler var. Satışa başladıklarımız var. Bu yılın sonunda lansmanını yapacağımız, seneye lansmanlarını yapacağımız projelerimiz var. Diğer taraftan tabii ki İstanbul dışındaki fırsatlara da biz de firma olarak bakıyoruz. İstanbul dışında da işte bilhassa yani metropollerde, büyük şehirlerde proje geliştirmeyi tercih eden bir firma olduğumuz için işte Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da proje fırsatlarına da bakıyoruz. Önümüzdeki dönemde çok kısa vade olmasa da yani yakın orta vadede diyelim, hani, hı hı, başka şehirlerde de yine geliştirme hedeflerimiz, proje geliştirme hedeflerimiz var. Oralarda tabii çok ciddi fırsatlar barındırıyor. Bir de markalı konut üreticiler gerçekten, hı hı, hani tüketici açısından ciddi avantajlar da barındırıyor. Çünkü nihayetinde artık ağırlıklı olarak bir de yatırımcı veya oturumcu fiyat avantajından da faydalanmak isteyen kişiler inşaatın başlangıcını aldığında, markalı bir konut üreticisini aldığında teslimde ve teslimden sonra sadece hani bir üreticinin görevi teslimle beraber bitmiyor. Teslime kadar tabii ki, evet, sattığınız ürünü doğru tanımlamanız lazım. Teknik şartnamesi, kat planı, hı-hı, görselleri, maketi, yaşamı, oradaki taahhüt ettiğiniz, vaat ettiğiniz yaşamı doğru anlatmanız lazım. Hı-hı. Teslimden sonra da yine aynı şekilde o taahhüt ettiğiniz yaşamın gerçekleşmesi için gerekli desteği vermeniz lazım vatandaş. Oradaki site yönetiminden tutun, aidat yönetimine kadar, işte
Onun dışında müşterilerin, yaşayan vatandaşların o projedeki ihtiyaçlarını bir telefon kadar yakında olmak lazım. Bu sebepten dolayı hani markalı kontrolcüler, hani bu know-how çok güzel bir şekilde gelişti. Hani bu sebepten dolayı artık hani İstanbul'da da geçtiğimiz 10 yılda çok ciddi adımlar atıldı. Yani dünyaya örnek olacak adımlar atıldı marka, yani bir tür gayrimenkul geliştirme noktasında. Bu know-how artık diğer şehirlerde yoğun bir şekilde diğer meslektaşlarımız da başladılar. Birçok meslekten bahsettiğiniz illerde projeler var. Hani bu know-how'u diğer şehirlere de taşımak lazım. Yabancı konut satışlarını az önce kısaca değindik. Yine çok kısa sizin projelerinize yabancıların ilgisi nasıl? Bizim projelerimizde yabancının İstanbul özelinde konuşmak gerekirse ağırlıklı olarak yabancının ilgisi Avrupa yakasına daha çok var. Anadolu yakasına daha az var. Avrupa yakasına daha çok var. Bizim projelerimizde de yani Avrupa yakası projelerimizde de yabancı ilgisi yoğun. Ortalama yaklaşık tabii daha toplam satışlar içinde büyük paylar değil. Bu yani %3'ler, 5'ler civarında bir payı var yabancı satışının. Daha çünkü zaten bizim iç pazarda çok yoğun bir talebimiz var. Ama yani dileğimiz ileriki dönemlerde hani daha çok ilginin olacağı, hem iç pazarda olduğu gibi yabancı pazarın daha çok ilgi olacağı ve önümüzdeki dönemde şunu da göreceğiz. Sadece bireysel olarak da düşünmemek lazım bunu. Hani zaten haberlerde de ve işte görmeye başladık. Yani bilhassa Körfez bölgesinin çok Türkiye'ye yoğun ilgisi var. Körfez'den gayrimenkul geçişlerde Türkiye'de proje geliştirmeye başladı. Ben bunu hani yaklaşık 2 yıldır hep her programda söylemeye çalışırım. Yani bunu daha da çok artacak önümüzdeki dönemlerde. Bunun dışında bu yabancı geliştiricilerin de Türkiye'ye daha çok gelmesiyle aslında oradaki müşteri datalarını, dünyanın farklı ülkelerindeki müşteri datalarını da Türkiye'ye çekecekler. Ve hani Türkiye ekonomisinin ciddi bir fırsat olacak. Bu sadece inşaat sektörü için de olmayacak. Nihayetinde buraya yatırım yapan bir kişi iş kuruyor, oturuyor alışveriş merkezinde, işte alışveriş yapıyor, çocuklarını okutanı var vesaire. Hani gerçekten hani ekonomi topyekunun kalkınması için ciddi bir fırsat. Etkili olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İnanç Kabadayı, hem projelerinizden bahsettiniz hem de sektörü değerlendirdiniz. Sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kahve molasının bugün de sonuna geldik sayın seyirciler. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim.